Komşu, oha, oğlum geldi mi? Ne getirdi? Debo. Debo. Kime da, kime? Sana bana. Başka kime? Yeni videomuzun açılışını yapalım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çiçeklerim nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Beni de soracak olursanız, baba yorgun. Yorgunum. Bir şey yapmadım ama yorgunum. Oturmaktan yoruluyorum, bakmaktan yoruluyorum. Nasıl olacak diye düşünmekten yoruluyorum. Ama güzel oldu kız. Şöyle tam olarak da çekeceğim ama. Şimdi ustamız yemeğe gitti. Hemen videonun yeni bir video başlangıcı yapıyorum. Şimdi diğer videom da yükleniyor. Banyo dolabımı göstereyim arkadaşlar. Aynen şöyle. Alttaki şu raf sanki buradan baktığınızda göz yanılması gibi. Sanki bu tarafa doğru gibi gözüküyor ama tam şöyle oturayım. Tam ortalı arkadaşlar. Her iki tarafa. Çünkü usta orada baktı. Buradan da baktı. Yok dedi, ona göre ayarladım. Sadece bir göz yanılması var. Bir de kapak. Şuradaki kapakta 1 milim bir tık aşağı inecek ya da yukarı çıkacak bilmiyorum. Tercihimiz nasıl? Güzel karar vermiş miyim? Şöyle. Aynamız ledli. Tam olsun o zaman da göstereceğim zaten. Şöyle. 40 santim. Bu da 1 metre olması gerek. Evet, 1 metre 40 santim. Klozet takıldı. Havlupan gelecek. Şunlar takıldı. Bunların ben arkadaşlar Vitra aldım marka olarak. Onu tercih ettik. Zaten her şeyi o şekilde ayarladık. Dedik bir kere alıyoruz. Hani düzgün olsun. Dolap içi de bu şekilde. Bu tarafa doğru açılıyor. Alttaki dolabı açtığımda da hesaplamaları yaptık. Hani şu şeye vurmuyor. Klozetin kapağına. Aynen böyle. Zaten benim banyo dolabından, yani burada benim el yüz, ya tabii ki lavaboya gelen kişi elini yıkıyor da normalde hani yüzümüz yüzdür filan, diğer lavaboyu kullanıyoruz biz. Yani burayı da kullanıyoruz. Şimdi yanlış anlaşılmasın. Yani tabii en çok kullandığımız yer orası. Şöyle, ay şu kısmı da göstereyim. Ya şu tavanı da bir gelselerdi, bir yapsalardı da şu. Aslında keşke dün boyansaydı. Şimdi ben tekrar buralara bir muşamba ya da bir karton sereceğim. Şunun üstüne de bir naylon poşet geçireceğim. Şimdi usta gelip buraları kazıyacak. Neyse artık öyle olacak. Dün gelemedi. Bakın şunu ben nasıl göstereyim. Şu uzağı alayım. Yani şurada o boru oluyor, yani böyle uzun tesisat şey, o yok. Şurada da aparatları var, onlar da takılacak. Şöyle. Bu ne marka? Bu da herhalde Vitra'mdır. Onlar da şuraya gelecek. Şimdi usta yemekte gelsin. Duşakabin kurulumu da olacak. Şurası boş bir alan oldu benim bana. Oraya da aklımda bir şey var. Bir tane bir dekor ürün var. Bilmiyorum ya alırım ya almam. Belgin arıyor beni. Döneyim hemen. Belgin'in de fikrini aldım. Bir konu hakkında, yanında da annesi varmış. Market alışverişi yapmak için gidiyorlarmış. Arabada müziği açtı. Bu şarkı sana olsun dedi. Böyle oynuyor. Hadi dedim kız ben de oynayayım. Şöyle karşılıklı oynadık biraz. Ya seviyorum ya. Böyle enerjisi yüksek olan insanları çok seviyorum. Cidden insana iyi geliyor. Böyle bazı insanlar vardır. Gerçi onların da hani kendi şeyleri, kişiliği öyle oluyor. Yani daha ağır, daha böyle sakin. Ama böyle hareketli insanlar, haksız mıyım, insana daha bir enerji veriyor. Annesinin de ellerinden öpüyorum. Her zaman da yanımızda böyle yüksek enerjili olan insanlar olsun.
hayata böyle kıpır kıpır, ama işte bazen üzgünlükler, üzgün böyle olaylar yaşıyoruz, sıkıntılar yaşıyoruz, motivasyonumuz düşüyor. Yani tabii ki lay lay lom değil bu hayat. Herkesin bir sıkıntısı, bir stresi oluyor. Tülay bacım da geçen gün yorumda gördüm. Aysu ne dedi? Herhalde birazcık bu aralar bir şey canı sıkkın. O, tabii o da üzüntüler de yaşadı. Allah'ım böyle ferah eriştirsin. Hanginizin ne sıkıntısı varsa Rabbim ferah eriştirsin. Bende de ne sıkıntılar, ne stresler oluyor da işte biz yansıtmıyoruz bacım. Biz böyle kamerayı açtığımızda merhabalar, hoş geldin diyoruz. İşte video çekmeye başlıyoruz. Sonra o telefon bazen kapanıyor. Bir gözyaşı döküyorsun. Sonra tekrardan devam ediyor. Ama çok iyi böyle artık analiz eden takipçiler, sizler hemen anlıyorsunuz kız vallahi. Hemen anlıyorsunuz. Özelden yazıyorsunuz Instagram'da. Ay sanırım hayırdır bir şeyim var. Oluyor arkadaşlar, oluyor olmuyor değil. Evet, böyle banyo. Şimdi duşakabinde gelsin. Siz yani ben ustayı dinlemediğime pişman oldum. Küveti böyle upuzun yaptıracaktım. Vallahi pişman oldum. Ama artık kırdıramam. Böyle de çok güzel. Şöyle yapayım. Duşakabim şuraya gelecek. O gelsin de öyle çekeyim, öyle daha iyi anlaşılır. Aynen böyle. Sonra buralar hep temizlenecek. Bacılarım bu arada kalitesi 10 numara. Güzel. İnşallah bir açılma gibi bir problem yaşamayız. Yani sonuçta kul yapısı. Evet. Ay buralar hep temizlenecek. Havluları koyarım şu alt kısma. Aslında şuraya bir tane bir dolap sırf havluları koymak için de iyi olurdu. Ama benim buraya da dolap yapılacak şu kısma. Öyle de yapabilirim, ayarlayabilirim. Ya yani depolama alanı çok olacak. O zaman böyle daha düzenli oluyor. Ha şeyi göstereyim, durun size. Klozeti seçtiğim, şöyle yakın çekim alayım. Kanalsız seçtim. Kanalsız olduğu zaman bakteridir, hani odur, budur, birikmiyor. Temizliği kolay olduğu için. Şöyle kızlar, kanalsız dediğim. Bu arada kusura bakmayın. En sevmediğim şey klozet ve tuvalet böyle gösterilmesi. Ben de rahatsız olurum. Ama bunu size göstermek istiyorum. Bakın. Sıfır. Hiç girinti yok. Yani bakteri hiçbir şekilde koku oluşumu olmaz. Ve şöyle. Yani her taraf. Bir tek şu kısım. O da şöyle güzel yıkanır, edilir. Bu şekilde tercihimizi yaptık. Bu da yavaş iniyor. Bu da yavaş iniyor. Tamamdır. Öyle canlar. Şu tekrar koyayım ustanın şeylerini de. Şimdi şeyi, ölçüm şeyi. Şöyle yapalım. Ha bir de ne oldu? O şeyi de asmıyoruz. Havlulu asmıyoruz. Şuraya güzel bir havlu kalırsın dedi. Veya sepet koyarsın dedi ama havlu kasma dedi. O duracak. Onu geri de verebilirim veya diğer tarafa bakalım. Bir de ha priz de gri oluyor. Şimdi Belgin'le de konuştum. Yelda'yla da konuştum. Gri. Ustamız siyah da diretti. Siyah olmaz dedi. Sırıtır. Çünkü musluklarım bu renk. Gri tam bir bütünlük sağlar. Diyeceklerim bu kadar. 5 dakikadır da konuşuyorum. Alttaki şuraya da havlular koyarım. Ha bak havlularım güzel böyle rulo yapar yapar. Ay havlu da alacağım. Onları koyarım. Allah canımızı sağ etsin. Alırız yavaş yavaş. Aslında ben buraya havluları bile koyarım biliyor musunuz? Çünkü benim diğer tarafta var ya, deterjanları oraya koyuyorum. Ay süper. Bayağı depolama deterjan malzemeleri için iyi oldu. Evet, yorumlarınızı alayım. Canlarım. Ama şunu da söyleyeyim. En güzeli sizin olsun. Yemin ediyorum, o kadar içten dua ediyorum ki hepinize.
Rabbim gönlünüzdekini versin. Ne istiyorsanız onu versin. En başta hayırlısını versin. Şöyle arkadaşlar. Şöyle. Beğendim. Bak ben beğendim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Evet. Ha bir de şu dolabı buraya sıfırlamadım. Şuraya dedim sıfır olsun. Tam böyle hani bütünlük olsun diye. O, aslında orada pay vardı ama dedim hiç sıfırlamayalım. Usta da öyle söyledi. Abla dedi böyle sıfır olsun. Hadi kızlar. Şöyle yarı banyo turu oldu diyelim. Ve yorumlarınızı bekliyorum. Cidden samimi olarak yorumlarınızı bekliyorum. Fayansı zaten hepiniz beğenmişsiniz. Bir kişi de beğenmedim demedi. Ve o kadar böyle o zaman ben birazcık etkisi altında kalıyorum derken yani çoğunluk beğenmedim deseydi vallahi modum düşerdi. Ama yine siz yine gerçek fikirlerinizi yazın. Her zaman gerçekçi olmak gerekiyor. Yorumlarda buluşalım canlar. Böyle. Selamlar tekrardan. Şimdi evden çıktım. Çizgi dekora doğru gidiyorum. Çünkü seçmem gereken bir dolap var. Onu seçeyim. Gazalarım mübarek olsun. Vallahi. Ama neyse bu sefer daha kolay seçerim. Öyle arkadaşlar. Fayansları da seçtik. Ara fayansları. Orada da gösteririm ben size. Bir de kodunu falan da istemişsiniz. Hepsini tek tek videonun böyle banyo tadilatı yapıldığı zaman söylerim, şey yaparım. Tam bitsin. Burası çizgi dekor. Şurası da şebboy mutfak. İkisi karşılıklı çalışıyor. Mutfak ve banyo. Hadi bakalım. Merhabalar. Kızlar şimdi çıktım. Elif'e doğru gidiyordum. Aradılar. Duşakabini getiriyorlarmış. Hatta şu an kapının önündeler. Ben de eve yaklaştım. Evet kızlar. Duşakabin takıldı. 24 saat boyunca açılmayacak. İz yapmaz değil mi? Ha? Su deyince iz yapmıyor lan. Yok leke leke tutar. Yıkamazsan tutar. Ama şey süngerin o oraya da bir şey yok. Süngerin tam o Mustafa'nın istediği. Ha şu mu? Ha evet evet. Tam Mustafa'nın istediği gibi oldu o. Şurası bozuk. Onu değiştirecekler. Hangisi? Şu var ya musluğun orası. Onu diğer karşı taraftan değiştirecek. Ay bisküviler de orada kalmış. Öyle oldu. Sadece ustayı dinlemedim pişmanım. Usta bana dedi ki Mikail bunu şöyle yapalım abla. Uzunlamasına. Evet aslında daha iyi. Daha iyi olurmuş. Ama artık bir daha olması için kırılması gerekiyor. Böyle de oldu ya. Olmadı mı? Oldu. Şuraya da şeyleri koyarsın. Neleri? Buraya çiçek alacağım. Pay çiçek var ya onu alacağım. Ondan sonra şunu alsın evine. Ayna yanıyor arkada. Onu elektriğe bağlamadı. Bak Mikail yazı nasıl gidiyor. Dolap da güzelmiş. Dolap da çok güzel evet. Güle güle kullanalım canım. Tamam bu takılacak. Ha, sifonu da denedim. Hatta kuruladım su sıçrıyor mu diye. Mesela su sıçramıyor. Yok bu nasıl sıçramaz su ya. Hayır kanalsız ya kanalsızlarda biraz risk var. Az çeksene bak. Yok sıçramıyor ya. Kaç kere denedim. Burası da bunda. Oraya spotu takılacak. Banyo dolabı çok güzel. Kaliteliymiş. Ben şunun kapağı çok açılmaz diye düşündüm. Bunun kapağını açmam için hani duşakabinin kapağını aç dedi abla. Ama hiç duşakabinin kapağını açmadan bile bakar mısınız? Şöyle. İçine de doldur her şeyini. Ha kupsuz. Daha estetik duruyor. Baksana. Daha güzel duruyor. Duşakabini de çok beğendim. Bu şekilde tercih ettim kızlar. Silikonlarında güzel mi dedim hani silikonunuz. Kız var ya her şeyde fark yani mutlaka sorun. Silikondan tutun kullandıkları her şeyi. Ben de biraz böyle öğreniyorum. Yok abla dedi. Hatta diyor ki yanındaki ustaya hangi marka getirdin silikonu? O marka. Tamam o zaman sür dedi. Yani biraz ustanızın da güvenilir olması gerekiyor. Şöyle yaptık.
bunlardaki tek sıkıntı ne biliyor musunuz? Diğer duşakabinlerdeki şu alttaki tekerlek sistemi yok kızlar. Bakın sistem bu. Yere kesinlikle değmeyecek. Yer meyimli olmayacak. Onu Adem Bey düzeltti. Normalde meyimliydi. Onu düzelttirdim. Eğer bu yere sürterse hemen çağıracaksınız. Şu mekanizmadan çıkarsa da çağıracaksınız. Çünkü onu siz yapamazsınız dedi. Bizi çağıracaksınız. Cam patlaması bunlarda çok oluyor diyorlar ama cam normalde şuradan kırılmadığı sürece, darbe almadığı sürece hiçbir şey olmaz. Bundaki tek şey dedi sıkıntı, bunu çok nazik ve kibar bir şekilde açacaksın. Kibar bir şekilde kapatacaksın. Yani ona dikkat edeceksin. Böyle. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Şimdi böyle yaptırıcı. Ağlamda kapatacaklar değil mi? Nereleri? Neresi canım? Şey takılan yeri var ya Nur. Bak dip orası yukarıdan açık bak. Hayır değil o toz o. Tozun kenarı açık değil mi? Hayır toz o. Toz o. Emin misin? Burada bir siyahlık var hayatım açık gibi. Hangisi canım? Şu mu büyük olan mı? Hayır hayır orası. Ha şu. Ha. Dur bakayım. Ha bir hafif şeylik var. Evet. Ha onu söyleyeyim. Kaç mı sürecekler? Onu söyleyeyim tamam. Hı. Tamam. Yani buradan içeriye su sızmasın onu diyorum. Ha tamam oraya da bir şey attırırım. Atılır mı oraya? Atılır herhalde. Demek bir şey yaparlar. Şimdi önce aslında tavanı yapacaktılar. Bak şimdi orayı kazırken onlara böyle söyledim düşün. Zaten onu da. Ne kadar kötüymüş bu tavan hikaye. Yani tekrar tekrar iş yapıyorlar ya. Şunu bir yarım saatini almazdı şunu kazıyıp sıvaması. Evet. Bir de kızlar size bir şey söyleyeceğim. Tamam mısın? Tamam. Ben avize konusunda söyleyeyim. Avize buradan aşağı sarkmayacak. Zaten olmaz o. Buranın lambası aynı bu şekilde aldım. Göstermiştim videoda. Avize şuradan şu dipten tam şunların üzerine sarkacak. O da buraya kadar da gelmeyecek. Anlatabiliyorumdur. Yani inşallah canlarım. Yani avize şurada bitecek. O yukarıdan hani bir estetik görüntü olsun diye. Hani şıklık olsun diye. Çok da güzel duruyor. Artık yani banyolara takıyorlar. Hatta şöyle söyleyeyim size. Bir şuradan takıyorlar. Bir buradan takıyorlar. Böyle o ince uzunlardan. Böyle büyük banyolarda daha büyük de tercih edebilirsiniz. O gösterdiğim gibi. Benim avize buradan aşağı gelecek. Burada zaten olmaz. Herhalde ben öyle anladım sizin yorumunuzdan. Çünkü çok gelmiş. Aysun Hanım yaptırmayın diye. Yani benim anladığım herhalde siz buradan anladınız diye düşünüyorum. Evet. Mikail Bey. Nere? Ben şöyle çıkayım bir hava alayım. Nerede hava alacak? Dışarıdan nerede alayım? Nerede? Vallahi bakarım. Kahveye gidiyorsun büyük bir ihtimalle. Hey. Saz arkadaşlarını gör bakalım. Bu usta da iş diye sigaraları hep attı buraya. Evet. İyi hadi bakalım. Ben de çıkacağım. Dışarı. Tamam. Anahtarım var değil mi? Şeyin anahtarı burada. Mikail. Saçlarım resmen yapışık. Neyse ne yaptık? Yemeğimizi yedik arkadaşlarım. Emre işe gitti. Mikail saz arkadaşlarının yanına gitti. Ben de şimdi Elif'le ben çay içeceğim. Elif waffle canı çekmiş. Waffle yiyecek. Hemen benim evimin yakınındaki İnci kafeye gidiyoruz. Siyah İnci. Orada oturacağız. Sonra belki bir AVM'ye gider miyiz bilmiyorum. Biraz vakit geçirip sonra evlerimize. Şeyler de geldi. Araya döşenecek fayanslar da geldi. Onu da yarın gösteririm size. Şimdi karanlık. Işık çok az o yüzden. Öyle canlar. Vallahi yorumlarınızı merak ediyorum. Tabii ki bir de düzenleyeceğiz, temizleyeceğiz. Beraber. İnşallah. Bu evi hem temizleyip hem video nasıl çekerim onu düşünüyorum. Yarın hani niyetim de aslında bugün o kısım, musluk kısmı sorun çıkartmasaydı yarın şöyle banyonun bayağı bir kaba pisliğini alacaktım.
Ama şimdi tekrardan sular girecek. Kırılacağı için. Bir de tavan biliyorsunuz. Tavan dolacağı için. O yüzden kaldı. Önümüzdeki hafta ne yaparım biliyor musunuz? Ustalar çıkar. Sonra girişiriz. Yaparım. Ameliyat olduktan sonra biliyorsunuz temizlik yaptık. Yani zorlandık ama oldu sonuçta. Bir şekilde hallederiz ya. Halen yazıyorsunuz kız Instagram'da. Yakın olsak yardım ederiz diye. Semra'cığım da yazmış. Bakıyorum seni. Aysin yakın olsak. Şöyle karşılıklı çay içeriz, kahve içeriz. Ah işte keşke değil mi? Eminim çok iyi bir arkadaş olurduk. Zaten arkadaşımsınız, canımsınız. Hani burada olsaydın. Öyle ve böyle düşünen bir sürü arkadaşlarım var. Hepiniz var ya, yanaklarınızdan öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Tamam mı canlarım benim? Hadi şöyle Elif'le ben azıcık şöyle keyif yapayım. Ve çay içeceğim. Karşımda waffle yiyecek. Gerçi waffle'ı ben çok tercih etmiyorum ya. Bana göre çok şey bir tatlı değil mi? Aşırı tatlı. Bak tatlı değil mi? Aşırı tatlı. Hem meyvesi var, hem çikolatası var. Hem o waffle'ın tadı. Bana böyle aşırı şey geliyor. Aşırı yoğun tatlı geliyor. Ya ondan az bir şey yesen bile doyarsın. Öyle. Hadi ben şimdi geldim. O da gelir büyük bir ihtimalle. Yalnız ben de ince giyindim. Meşhur pembe gömleğimi giyindim. Magnolia var mı? Ha şu değil mi? Hoş bulduk. Ne oluyor? Ben maçım ölüyor. Arkadaşlar şimdi o saksılığı soran arkadaşlarımıza şey söyleyeyim. Elif onu yıllar önce metalcide yaptırmış. Balkondaki o saksıları koyduğu şeyi beğenmiş birkaç arkadaşımız. Onu da söyleyeyim. Elif'in waffle'ı hazır. Benim de bunu nasıl bitireceğim bilmiyorum. Aşırı fazla. Ve karnımda tok. Artık neyse yavaş yavaş sohbet ederiz de yeriz. Afiyet olsun bize. Şöyle tatlarımızı yedik. Hemen de üzerine şöyle ben demli çay. Aynen sen de şekerli değil mi? Şekerli içiyorsun. Elif kahveyi de orta şekerli içiyor. Çayı da şekerli içiyor. Bırak diyorum bırakmıyorsun. Ne zaman bırakacağım bacım? Bacım benim elimden şeker atması oldu. Vallahi. Çok tatlıyım. Duydunuz mu? Çok tatlıyım. Şeker hastası oldu. Ay benim en romantik arkadaşım. Çayı da içemiyorum. Kahve fincanlarını nereden aldın? Hemen arkadaşımın da sorusunu cevaplayayım. Kütahya porselen. Kütahya porselen değil mi? Tamam. Onu da söyledim. Saksıyı da söyledim. Tamamdır herhalde. Öyle. Kız yine mi döktü? Geçmedi. Bardak büyüdü. O şerbet oldu. Kimler şekerli çay içiyor bakayım veya şekeri bıraktınız çayda. Ben yıllar oldu bırakalım. Hadi bize afiyet olsun kızlar. Akşam gezisine çıktık. Canlarım benim. Kapanışımızı yapalım. İnşallah severek izlemişsinizdir ama birazcık videoda banyo tadilatı gösterimi, hani o kısımları gösterdim. Birazcık o kısımlar fazla oldu. Hakkınızı helal edin. Ben herhalde şey, ayrıntılı düşündüğüm için ve ayrıntılı şeyleri izlediğim için ayrıntılı konuşuyorum, farkındayım. Canınızı sıktıysam da özür dilerim. Hani bazı noktaları söyledim. Mesela o duşa kabini yaptırmak isteyen arkadaşlar olursa, kanallı klozet olursa, çünkü ben kanallı klozeti var ya, çok affedersiniz. Trendyol'da deli gibi o yorumları okudum. Kimisi memnun, kimisi memnun diyor. Sıçratma yapıyormuş, sıçratma yapmayanlar da var. Memnun olanlar da. Su sıçratmıyor. Belki 20 kere sifona bastım ama sıçratma yok kızlar. Memnunum. Belki de bilmiyorum, firmadan firmaya, markadan markaya da değişebilir. Ama genelde zaten hep bunu tavsiye ediyorlar. İşte duşakabini söyledim. Nelere dikkat etmem gerektiğini. Kusuruma bakmayın eğer canınızı sıktıysam. Çünkü bunu böyle almak isteyen, banyosunu tadilat yaptırmak isteyen
arkadaşlarım var biliyorum. Instagram'dan da yazanlar var. YouTube'da yazıp Instagram'a gelenler de var. Ona istinaden böyle çok ayrıntılı bazı şeylere girdim. Böyle görgüsüzlük gibi de algılansın. Lütfen böyle algılamayın. Ki bunu açıklama da yapmak istiyorum. Çünkü biliyorum. Yani inşallah böyle yorumlar da gelmez. Çünkü ne bileyim, videonun editini yaparken sanki o kısımları çok uzatmışım. Bu duş akabini yaptırdığınız zaman meğersem öyleymiş. Ben bilmiyordum. Çok böyle dikkatli davranmak gerekiyormuş. İşte raydan çıkarsa, mesela önceki duş akabim benim raydan çıktığı zaman takıyordum. Bunu takamıyormuşsunuz. Hani ben size zorluğunu söyleyeyim. Gerisi sizde arkadaşlar. Birazcık dikkat edilmesi gereken bir şey. Çocuklu ailelere, yani çocuğu olanlara yani alabilir ama işte dikkatli olmaları gerekiyor dedi. Banyoda yaptığım hatayı gördünüz. Cemil Usta ve Adem Usta'yı dinlemedim. Böyle kötü mü? Değil. Ama takıntılı bir insan olduğum için bu benim için, yani o banyo her girdiğimde o detay benim gözüme batacak. Kim insanın batmaz. Akşam arkadaşlarıma kameralı gösterdim. Aysun dedi, bak ben sorun etmem. Ama sen farklısın dedi. Sabaha kadar uyumadım. Niye dinlemedim diye sözlerini. Neden? Evet, siz de yazdınız bana. Yazan arkadaşlarım var. Yani o duş akabini tam böyle dikdörtgen yaptıraydım. Ondan sonra o dolap komple ortaya çıkacaktı. Şimdi buradan böyle baktığın zaman dolap bir hafif yarım çıkıyor o kısım. O da nazarlığımız olsun diyelim mi? Ama ustalarımızın burada suçu yok. Hatta Cemil Usta en son dedi ki, bak Aysun Hanım, tamam sen böyle istiyorsun ama şimdi kapıdan baktığın zaman azıcık o duş akabin kapatacak dedi. Dolabı dedi, hani böyle bu kısma doğru, çünkü ona göre tesisat kırıldı, yapıldı. Ben hayır dedim. Öyle olacağını kız vallahi düşünmedim. Ben hangi kafayı yaşadım ki o an? Dinlesene ustanın sözünü. Ah Aysun veya Adem Usta buraya ilk geldiğinde dikdörtgen yapalım dedim. Mis gibi böyle şu. Bu da büyük, küçük değil. Gayet bir kişi rahatlıkla banyo yapar. Zaten her iki yönden de açılma yeri de var. Yani bu sadece banyoya ilk girdiğimde, işte kim insan sorun eder, kimse etmez. O böyle, orası bana sanki o kısım kesiyor. O duş akabim kesiyor. Yapacak bir şey yok. İstersen kıralım dedi Adem Bey. Ay dedim, yok kırmam olma daha istemiyorum. Bir de tesisatın tekrar kesin olması gerekiyor. Hiç o şeye giremem. Şu anlık iyi. Her şey iyi gidiyor. Pazartesi günü kızlar antreye başlanılıyor. Pazartesi antrenin fayansları yerleşecek. Kapım gelecek. Ondan sonra onların işte montesi olacak. İnşallah ustamız tavanı da yapar. İşte elektriklerde. Bende durumlar böyle. Yani tek kusur da olsun. Çoğunuz yazacaksınız. Yazmayın kuzum, ne olur yazmayın. Yazacaksınız şimdi, biliyorum. Onu öyle yapsaydınız, şöyle yapsaydınız. Kim ne diyeceksiniz ki? Aman Aysun boşver, takıldım bu olsun. Tek sorunumuz, tek derdimiz bu olsun. Kendimi de hani böyle şey yapıyorum, söylüyorum. Aman Aysun diyorum ya, tek sorun da bu olsun. Ne olacak sanki? Allah canımızı sağ etsin. Rabbim huzurla oturmayı nasip etsin. Sevdiklerimizle, ailemizle sağlıklı bir şekilde kullanmayı nasip etsin. Evimizde olsun, oturmayı nasip etsin. Sağlık, en başta sağlık. Bunlar da ufak tefek şeyler ama ustalarımızda kusur yok. Ustalarımızı çok beğenmişsiniz. İşte İzmir'de böyle usta bulmak zor diye yazanlar var. Özellikle Instagram'dan bu konuyla alakalı çok mesaj var. Bir arkadaşımız da Ankara için hani tavsiye edebileceğiniz usta var mı? Ustalarınıza sorun. Vallahi sorarım ama bilemiyorum var mı yok mu? Kezban Hanımcığım, yanlış hatırlamıyorsam. Benim diyeceklerim bu kadar güzellerim benim. Şimdi kapatıyorum hemen videomu. Yeni videomuzun başlangıcını yapalım. Böyle banyo turumuzu yaptık ama tabii daha bazı detaylar da olacak. Onlar da olduğu zaman tam olarak bir banyo turu yaparız. Sonra banyo dekorunu yaparız. Banyo dekorunu biraz bekleyeceğim. Temizliğini falan güzel hallederiz. Bu evi de yola sokacağıma inanıyorum inşallah, Allah'ın izniyle. Artık bir haftaya bitiririm arkadaşlar. Çünkü yıkadığım şu tülleri keşke de çıkamasaydım.
Şimdi tekrar baştan yıkayacağım. Kanatları yıkayacağım. Yani her şey elden geçecek. Her şey. Bir yardımcı tutabilir miyim? Bir düşünüyorum. Özellikle mutfak, kapılar ve camlar için kızlar. Şu mutfak dolabı, camlar ciflenecek. Sonracıma kapılar güzel silinecek. Kapıların üstü bile toz. Zaten kapılarda kesilecek. Alttan fayans olacağı için. Çok uzattım. Hakkınızı helal edin. Bendeki durumlar böyle. Siz de iyisinizdir. İnşallah Allah'a emanet ediyorum sizleri. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın.